Türk moda devi olan Vakko'nun kurucusu Vitali Hakko 1913 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yahudi bir aileden gelen Hakko ilk öğretimini Fransız bir okulda okudu ve ardından ise eğitimini Makka ve Musevi Lisesi'nde tamamlayarak eğitim hayatını sonlandırdı. 13 yaşındayken Mahmut kumaş satan Rum kökenli Türk tekstilcinin yanında çırak olarak işe başlayan Vitali daha sonra da kapalı çarşıdaki esnafların mağazalarını tasarlama görevinde bulundu. Şapka ve kıyafet devriminin gerçekleşmesini Fırsat olarak görün Hakko, henüz 21 yaşında kendine ait ilk mağazası olan şen şapkayı açtı. Eşarp modasının yaygınlaşmasıyla sektör değişikliğine gitti. Ve lüks moda konseptinde ürünler satmaya başlayan mağazasına Vakko adını verdi. Başta Bedri Rahmet Eyüpoğlu olmak üzere ünlü sanatçılarla işbirliği yaptı. Ve onların desenlerini Türk kadınları için eşarba dönüştürdü. O yıllarda pek çok kez yurt dışı seyahatlerinde bulunan Vitali Hakko, Avrupa moda endüstrisinin önemli isimleriyle tanıştı. 62 yılında hazır giyime geçmeye karar veren Vitali, ilk Vakko mağazasını açarak Türkiye'nin en büyük giyim mağazasını da hayata geçirmiş oldu. Şirket mağazacılık faaliyetlerini Vakko, Vakko Roma, Vakko Wedding, Vakko Home ve diğer marka ortaklıkları ile sürdüren Vakko Holding, Power FM ve Power Türk gibi müzik yayını yapan kanallarında sahibidir. Anılarının 230 sayfalık hayatın Vakko başlığı altında kitaplaştıran Vitali Hakko, 10 Aralık 2007 tarihinde hayatını kaybetti. Videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.